Merhaba, Burç Videoları serimizin son iki videosundayız şu anda ve bugün İkizler Burcu için bir beste yapacağız. Bildiğiniz gibi ben burçlarla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim normalde. O yüzden öncesinde ödevime çalışıp burçlar hakkında bilgi sahibi olup sonra buraya gelip edindiğim bilgilerden bahsedip ardından da beste yapmaya girişiyorum. Ve İkizler Burcu bilgi edinme sürecinin benim için en çok zor olduğu burçlardan birisi oldu gerçekten. Ki benim etrafımdaki yakın arkadaşlarımın neredeyse hepsi İkizler Burcu ve şimdiye kadar sahip olduğum yakın arkadaşların hepsi de hep İkizler Burcu'ydu. Ona rağmen İkizlerle ilgili temel bir şeye ulaşmak, böyle edinilmiş bilgi birikimine ulaşmak pek mümkün değil anladığım kadarıyla. Bunun sebebi de İkizler Burcu'nun bu işte çeşitliliği. Ama şimdi öncelikle benim bu edinmiş olduğumu zannettiğim bilgilere geçmeden önce İkizler Burcu hakkında temel olarak hangi özelliklerden bahsedilmiş, hangi sözcüklerle İkizler Burcu tanımlanıyor bir ona bakalım. Uyumlu, entelektüel, çabuk kavrayan, mantıklı, konuşkan, canlı, sempatik, yeniliklere açık, değişken, güvenilmez, ikiyüzlü, kararsız, yüzeysel, dedikoducu. Ve burç dünyasında en böyle hakkında kötü konuşulan burçlardan birisi İkizler Burcu. Ve açıkçası benim hayatımdaki insanların arasında en çok sevdiğim insanlar hep İkizler Burcu olmuştur şimdiye kadar ki İkizler Burcu'nun normalde bir toprak yani bir boğa burcuyla anlaşma ihtimali çok fazla düşük. Ama tabii yükselenim yay belki onunla alakası vardır. Açıkçası da İkizler Burcu'da ben iki yüzlü diyemiyorum. Bu bahsedilen iki yüzlülük olarak geçen şey aslında İkizler Burcu'nun o değişken hali. Eğer hayatınızda bir İkizler Burcu varsa, o insanı yıllardır tanısanız bile o insanı net bir şekilde anlatamayabilirsiniz. Net bir şekilde karakterini ifade edecek sözcükler bulamayabilirsiniz. Ya da kendinizi çok net bir şekilde bildiğinizi sandığınız bir özelliğin aslında ona artık uymadığını fark edebilirsiniz. İkizler Burcu gizemli insanlar ve bu gizemleri hiçbir zaman sabit olmayışlarından, bu karakterlerindeki özelliklerin, davranışlarının ve hislerinin sabit olmayışından geliyor. O yüzden eğer çözmeyi, değişikliği, farklılığı seven bir insansanız İkizler Burcu'yla daha iyi anlaşacaksınızdır. İkizler Burcu'nun genelde değişmeye ve değişkenliğe ihtiyacı olduğu bilinir. O yüzden hayatındaki insanın sen böyleydin, şöyle oldun ya da böyle olmalısın gibi diretmeleriyle baş edemeyecektir. Dolayısıyla eğer hayatınızda bir İkizler Burcu varsa onun değişkenliğe açık olduğunu, değişmeye ihtiyacı olduğunu bilerek ona yaklaşmalı ve onu anlamanız lazım. Yoksa onu hayatınızda tutamayacaksınız muhtemelen. Ki İkizler Burcu'nu hayatınızda tutmak denilen şey de aslında pek mümkün mü emin değilim. Çünkü İkizler Burcu ile ilgili bahsedilen şeylerden birisi her zaman gözü dışarıda olan bir burç. Ama bu gözü dışarıdalık direkt akla gelen ilk anlamıyla değil. İkizler Burcu etrafındaki her şeyi incelemeyi, her şeyin güzelliğini görmeyi seven bir burç. Dolayısıyla eğer bir ilişki içerisindeyseniz ortama başka insanlar girdiğinde o insanlara bakacak, gülümseyecektir. Fakat bunu size olan saygı sizi az sevmesiyle, o insanı daha çok sevmesiyle alakalı bir şey de değil. Sadece İkizler Burcu böyle bir burç. Onun bu çevreyle olan iletişimini kabul etmeniz lazım. Onu sadece size özel, size kısıtlayamazsınız. İşte bu nedenle biraz aldatma potansiyelinin yüksek olduğu düşünülen İkizler Burcu'nun çok aldatma potansiyeli olduğu anlamına bence gelmiyor. Çünkü ben kendi çevreme baktığım zaman benim çevremdeki ikizler arkadaşlarımın hiçbirisi pek aldatmaya meyilli insanlar değil. Aksine çok sadık insanlardır hep. Dolayısıyla bu gözünün dışarıda olmasının pek aldatmayla ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Benim birlikteyken en çok eğlendiğim, beni gerçekten gülmekten öldüren ve çok keyifli vakit geçirdiğim burçlardır İkizler Burçları ve gerçekten de çok eğlenceli insanlardır. Bir ortama girdikleri zaman o içten gelen neşeleri ve eğlenceli oluşlarıyla ortamı canlandıran burçlardır ve her türlü ortama uyum sağlayabilen burçlar İkizler Burçları. Mesela ben veya bana hiç hitap etmeyen, benimle hiç alakası olmayan bir ortama girdiğim zaman kimseyi tanımıyorsam ve ortamın benimle hiçbir alakası yoksa ben boğa burcu olarak tamamen içine kapanan bir insanım. Ancak İkizler Burcu'nu böyle bir ortama koyduğunuz zaman bir anda sanki o ortamın sahibiymiş gibi herkesle iletişim kurabilecektir. Herkesle rahatça sohbet edebilecektir. Ve herkes onu çok sevecektir. Çünkü İkizler Burçları şeytan tüyüne sahip burçlar. Etrafındaki herkes tarafından genelde çok sevilen, çabuk sevilen burçlar. Ancak İkizler Burcu size çok yakın arkadaşmışsınız gibi davrandığı halde aslında sizi o kadar yakın görmeyebilir. O yüzden onun çevresindeki herkes onunla en yakın arkadaş olduğunu zanneder ama onun için öyle
en yakın arkadaş falan değillerdir. Ki bir ikizlerin kolay kolay en yakın arkadaşı da olmaz aslında. Yani bütün içindeki her şeyi açtığı, tamamen bütün sırlarını paylaştığı ve tamamen yakın hissettiği bir en yakın arkadaşı olmayabilir. Yani aslında onun en yakın arkadaşı kendisidir. Çünkü ikizler burcunun bir şey konuşmaya, bir şey dertleşmeye ihtiyacı olduğunda, en yakın arkadaşla konuşma ihtiyacının olacağı durumlarda kendi içine çekilip kendisiyle sohbet eder. Kendisiyle iletişimi çok kuvvetli olan burçlardır. O yüzden kendisine çok yetebilen bir insandır. İkizler burcu hayatınızda göreceğiniz en açık fikirli insanlar olabilirler. Yani onunla böyle normalde herkesin yargılayacağı, herkesin kötü bakacağı bir şeyi paylaşırsanız eğer, sizi bütün içtenlikleriyle dinleyip hiçbir şekilde yargılamayacaklardır. Bu yüzden ikizler burçları çok iyi arkadaş olurlar. Yani onlarla rahatlıkla her şeyi paylaşabilirsiniz ve gerçekten insanların yanında olma konusunda tamamen içten gelen bir özellikleri var. Yani size yardım edebileceği, sizin yanınızda olması gereken bir durum varsa anında yanınızda olacaktır ve bunu bütün içtenliğiyle en güzel bir şekilde yapacaktır. Sevdiği insanlara karşı, gerçekten değer verdiği insanlara karşı çok korumacı bir tavırları vardır. Ve son olarak ikizler burcu bir gün size çok sevgi dolu, çok sevecen, çok yakın davranırken ertesi gün artık o şekilde hissetmeyebilir. Bunun sebebi de bir şeyleri çözme konusunda, bir şeyleri öğrenme, bilgi edinme konusunda çok meraklı ve bilgi toplamayı seven burçlar. O yüzden eğer sizden alabileceği bütün bilgileri aldığını fark ederse, sizi tamamen çözdüğünü, öğrendiğini hissederse size karşı o kadar tutkulu hissetmeyebilir. Hayatınızda bir ikizler burcu varsa ona karşı biraz daha çözülmez, daha gizemli bir tutum sergilemeniz, bir anda içinizdeki her şeyi önüne dökmemeniz gerekebilir. Evet, ikizler burcuyla ilgili öğrendiğim bilgiler bu şekilde. Burada bahsettiğim şeylerin yanında aslında kocaman bir dünya, ikizler burcunun dünyası. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak şarkımız için söz yazmaya başlayalım. Şöyle başladım şarkıya. Her renkte kuş gökyüzünde elim uzanır tüylerine. Merak duygusu içimi kaplar, keşfedilmemiş türlerini. İkizler burcunun gözünün dışarıda olmasını, bu kuşları izlemesi ve keşfedemediği, bilmediği bu tüyleri keşfetmek için sahip olduğu merak duygusuyla tanımlayabiliriz. Ve gökyüzü aslında uzanılamayacak kadar uzakta, ancak bu ikizler için bir engel değil. Oraya uzanmak için ellerinden geleni, o türleri öğrenmek için, o merak duygusunu gidermek için elinden geleni yapacaklardır. Yorgun düşersem düşünmekten, elim uzanır kendi içimden. Aynalarla konuşur, durulurum. İnsanlar birikir her biçimden. İkizlerin çevresinde her türlü insan olabilir. İkizlerin çevresinde onu çok seven çok fazla insan olabilir. Onunla çok yakın olduğunu zanneden ya da gerçekten çok yakın olan. Ancak ikizlerin yorulduğunda, durulmaya ihtiyacı olduğunda gideceği tek yer kendisidir. Yani kendi içinden ona uzanan el onunla iletişim kurup onu sakinleştirecektir. Kendi zihninde sakinliği bulur. Nakaratı şöyle yazdım. Döner dünya kendi kendine, ben eşlik ederim keyifle. Uzay bana göz kırpar, süzülürüm her nefeste. Burada şuna değinmiş oldum. Biraz karmaşık ama bence ikizlerin bu karışıklığını da anlatabileceğini düşündüm nakarat. Dünyanın dışında bir uzay da var ve o uzay ona her zaman göz kırpıyor. Yani bu eşlik ettiği dünyanın dışında olup bitenlere karşı bir merak var içerisinde. Onu keşfetmek istiyor ve bu onun için zor bir şey değil. Yani uzay bana oradan göz kırpar, ben de süzülürüm. Bu kadar da sakin bir şekilde karşılıyor bu durumu ve çok rahat bir şekilde dünyadan uzaya gidebilir. Orayı keşfeder. Onu bağlayan bir şey yok. Şimdi şöyle bir sözlere baştan bakarak hangi özelliklerine değinmiş olduk ondan bahsedelim. Her renkte kuş gökyüzünde elim uzanır tüylerine. İkizler burcunun gözünün dışarıda olması. Merak duygusu içimi kaplar keşfedilmemiş türlerine. Henüz keşfetmediği şeylere karşı duyduğu ilgi. Yorgun düşersem düşünmekten, elim uzanır kendi içimden. İkizler burcu bazen düşünmekten yorgun düşebilir, ancak bu durumda bile ihtiyacı olan tek şey kendi içinden ona uzanacak bir el. Aynalarla konuşur durulurum, insanlar birikir her biçimden. Onun çevresinde bu kadar insan olmasına rağmen o durulmak için sadece bir aynaya, yani kendisine ihtiyaç duyar. Döner dünya kendi kendine, ben eşlik ederim keyifli. Bulunduğu her ortama rahatlıkla eşlik edebilen, rahatlıkla adapte olabilen bir burç.
Uzay bana göz kırpar, süzülürüm her nefeste. Dünyanın dışındaki bu koca uzaydan, yani kendi hayatını, kendi dünyasını, dışındaki hayatın her zaman ona göz kırptığını söyleyebiliriz. Yani bir yerde sabit kalmaktan pek hoşlanan bir burç değil. O yüzden onun şu an bulunduğu odanın dışındaki şey her zaman onun ilgisini uyandıracak ve her an çıkıp orayı da gezebilir. Burada da durabilir. İkizler burcu bu, her şeyi yapabilir. Evet, ikizler için yazdığım sözler bu şekilde. Tam olarak yansıtmamış olabilir sizi. Çünkü anladığım kadarıyla ikizler burçları biraz çeşit çeşitler. Çünkü ben düşündüğümde bile hayatımdaki ikizlerin hepsine, her ikizlerin bambaşka bir dünyaya sahip olduğunu görüyorum. Ancak yine de temelde baktığımda evet bu ikizler de diyorum. Yani tarif edemediğin bir şekilde ikizler olduğunu biliyorsun ancak ikizleri net bir şekilde anlatamıyorsun. İlginç bir burç gerçekten. Şimdi şarkımızın melodisini yapalım. Vokaller için. Back vokal olarak farklı bir ses yapmak yerine bu kez aynı iki ses olsun diye düşündüm. Yani normalde back vokaller hep farklı olur. Birisi back vokaldir çünkü. Burada iki tane vokal var. Eğer çok kötü olmazsa bazı yerlerde sesleri değiştireceğim ama genel olarak aynı tutacağım. Çünkü ikizlerin o çoklu kişiliğini yansıtsın diye. Ama bunu da back vokal olarak yapması. Yani çift ses yaparsam bunu klasik bir back vokale dönüşmesini istemiyorum. O yüzden çok harmoniyle yapmadan aynı lead'i söyleyen iki kişi olsun istiyorum şarkıda. Süzülürüm her bir nefese. Evet, bitirdim. Back vokal yerine iki tane lead vokal yapmak bence ikizler için daha anlamlı oldu. Şarkının da hoş ve ikizleri yansıtan bir ruhu olduğuna inanıyorum. Umarım olmuştur. Çünkü biraz zor bir challenge'dı gerçekten. Evet, dinleyelim bakalım. Her renkte kuş gökyüzünde, elim uzanır tüylerine. Merak duygusu içimi kaplar, keşfedilmemiş türlerine. Yorgun düşersen düşünmekten, elim uzanır kendi içimden. Aynalarla konuşur durulurum, insanlar birikir her biçimden. Döner dünya kendi kendine, eşlik ederim kendim.
şarkımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir sevgili ikizler burçları. Burç serimizin sonuna çok yaklaştık. Haftaya Aslan Burcu'na bir beste yapacağız ve sonra bitecek. Çok keyifli bir seri oluyor gerçekten. Haftaya son videomuzda Aslan Burcu'nda buluşacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer abone değilseniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz beğenmeyi ve nasıl bulduğunuzu yorumlara belirtmeyi unutmayın. Teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.